Herkese merhaba ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size aceleden hazırlayabileceğiniz nefis vişneli bir kek tarifim var ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. Bir kutu vişne konservem var. Çoğunuz zaten vişne konservesi hazırlıyorsunuz. Eğer yoksa taze vişne de kullanabilirsiniz. Şimdi vişnelerin tam zamanı. Ben suyunu ayırdım. Suyun içerisine... 2 yemek kaşığı nişasta ekledim. Biraz kaynattıktan sonra vişneleri suya ilave edip 5 dakika kadar pişirdim. Siz taze vişne kullanacak olursanız vişne suyu alabilirsiniz. 2 paket pasta kreması kullanıyorum. Vanilyalı bunların tadı. Soğuk sütle çırpıyorsunuz. Arzu ettiğiniz herhangi bir pasta kremasını kullanabilirsiniz. Bugün benim işim biraz acele olduğu için hazıra kaçtım. Ama tabi kendiniz pasta kremanızı evde de hazırlayabilirsiniz. Ben bir pakette 200 gram labne peyniri ekledikten sonra çırpmaya devam ediyorum. Dediğim gibi işim acele olduğu için kekimi de bugün hazır kullandım. Bunlar meyveli pastalar için özel satılıyor. Şimdi kekin üzerine kremayı sürüyorum. Siz isterseniz kekinizi önceden sütle veyahut da meyve suyuyla ıslatabilirsiniz. Ben hiç ıslatmadım. Şimdi kekin üzerine soğumuş olan vişneli sosumdan döküyorum. Aslında kekimiz hazır sayılır hemen buzdolabına kaldırıyorum ve 2-3 saat buzdolabında dinlendiriyorum. Bir gün öncesinden hazırlarsanız sizin için daha kolaylık olur ve e, kreması biraz daha sertleşmiş olur, daha da lezzetli olur. Ertesi günü ben kekimi dolaptan çıkarttım ve her zamanki gibi sizin için kesiyorum ve e, kekimi tadına bakıyorum. Ben vişneli kekleri çok seviyorum. Bu arasına koymuş olduğumuz kremadan dolayı da. Gerçekten böyle çok nefis olmuştu. Mutlaka deneyin bunu da derim. Size elimden geldiği kadar böyle değişik pasta kek tarifleri vermeye çalışıyorum. Şimdi vişnelerin tam zamanı. Taze vişne de kullanabilirsiniz. Diyelim bir kilo vişneniz varsa yarım kilosunu kaynatıp onun da e, suyu olarak kullanabilirsiniz. Bu meyveli pastalar çok çabuk hazırlanıyor. Siz vişne yerine başka meyve de kullanabilirsiniz. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gider. Mutlaka deneyin. Beni destekli meyvede videolarımda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.